Evet arkadaşlar, yolumuzda sürpriz. Bir ayak izi daha ve bu artık... Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Siz bu videoyu izlerken ben de Sakarya yolunda olacağım. Ailemiz aslında ikiye bölünmüş durumda. Deniz ve babam Sakarya'da, Mia ve ben İstanbul'dayız. Ben İstanbul'daki hastane işlerimizi hallederken Deniz de Sakarya'da benimle birlikte yapamayacağı bir aktivite vardı. Onu yapmak için niyetlenmişti. Bakalım yapabildi mi? Ben de sizlerle beraber izleyeceğim görüntüleri. Evet, Filiz'le yine ayrıyız ama teknolojinin imkanlarını kullanarak yine size yan yana bir video hazırlıyoruz arkadaşlar. Ben bugün bir çılgınlık yaptım ve Kerem Ali Yaylası'nın zirvesine bisikletle çıkmaya çalıştım. Zirveye doğru beni çok zorlu aslında bir yol karşıladı. Çünkü buradan yaklaşık bizim evimizden Kerem Ali Yaylası'nın zirvesi 36-37 kilometre gibi dimdik bir dağ yolunda bir yol bisikletiyle, dağ bisikleti de değil, tekerlekleri çok ince ve yol çok asfalt güzel bir yol değil. Şimdi birazdan videoda izleyeceksiniz. Uzun bir bisiklet sürüşü gerçekleştirdim. Ardından tepede de aslında bazı sürprizler var. Çünkü çıktığım zaman belli bir yere kadar çıkabildim, gölüne kadar çıkabildim. Ondan sonra böyle 1,5 metre dize kadar gömüldüğünüz bir kar vardı. O şekilde de bir yürüdükten sonra bazı şeyler oldu. Onu videoda izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Bir Kerem Ali Yaylası'na çıkış videomuzu izleyelim. Hazır Filiz yokken güzel bir bisiklet turu atacağız. Bugün Kerem Ali'ye çıkmayı düşünüyorum. Kerem Ali'de biz daha önce göl tarafına gitmiştik. En bir türbe kısmı var, zirveye çıkmamıştık. Bugün bisikletimle zirveye çıkacağım. Bakalım başıma neler gelecek, çıkabilecek miyim, gidebilecek miyim? Uzun bir yol, dik de bir yokuş, bayağı bildiğiniz dağ çünkü bisikletle çıkacağım. Çok geçmeden başlayalım. Gideceğimiz yer gözüküyor. Şu arkadaki tepe aslında, size ben şöyle göstermeye çalışıyorum. Bakın şuraya çıkacağız. Evet arkadaşlar, daha çok sizi aşağı inerken video çekeceğim. Ben nefes nefese kalmış halde çıkışı görün istemiyorum ama burası da çok güzel arkadaşlar. Gerçekten 10 numara 5 yıldız derler ya. Sadece biraz yol çok kötü. Çok taşlı. Umarım lastiğim patlamaz. Yanıma yedek lastik almadım, onu unuttum. Tek korkum o. Buradan eve kadar yürümek zor olur çünkü. Evet arkadaşlar, yolumuzda sürpriz. Baktığınız zaman bakalım nasıl geçeceğiz buradan. İki yol var. Yukarıya doğrudur diye düşünüyorum. Aşağı doğru değildir. Evet arkadaşlar, yolumuza devam ediyoruz. Ama şöyle bir manzara buldum. Size göstermek istiyorum aşağı düşmeden. Daha tepeden daha da güzel olacaktır. Şöyle gene devrilmiş bir ağaç. Ağaçları bu şekilde çekiyorlarmış arkadaşlar. Çıkarken denk geldik. Kapanarsınız herhalde.
kesilen ağaçların hani büyüklüğünü göstermek için şöyle yanında durayım dedim. Hani deminki yanında durduğum. Abiler acımıyor, kesiyor valla. Burada daha karlar erimemiş. Bayağı kar var ama hava çok sıcak. Yani bayağı ben şu an tişörtle terliyorum burada. Hava mis gibi ama her taraf kar. Evet arkadaşlar, daha önceden Kerem Ali Yaylası diye bir videomuz vardı. O videoda bu göle gelmiştik sanırım. Aynen. Buraya gelmiştik. Yolumuza devam ediyoruz. Evet, hatta şu ağacın altında poz vermiştik. Böyle düz yerlerde biraz dinleniyorum arkadaşlar. Buraya bir de dağ bisikleti lazım arkadaşlar. Böyle gerçekten biraz... Buradan sonrasını yürüyerek devam edeceğiz. Bisikletimi burada güvenli bir yere bıraktım. Çünkü benim bisikletimle gidilebilecek gibi bir hali yok bu yolun. Tabii bakalım yukarıya kadar çıkabilecek miyiz? Ayakkabım vesaire hazırlıklı değildi. Çünkü yani şöyle göstereyim, çok basic bir ayakkabıyla gelmiştim. Bu kadar kar olacağını hiç düşünmüyordum. Kendi elimle oranla göstereyim. Bir ayı izi galiba. Bir de karşıma ayı çıkarsa inşallah çıkarsa uzaktan çıksın da arkadaşlar ben böyle çekeyim kurtulayım. Yoksa en çok üzüleceğim şey videoyu editleyip size sunamamak olur. Zirveye doğru adım adım ilerliyorum. Eriyen kar suları arkadaşlar bayağı da yorucu. Biz şuranın arka tarafına gideceğiz herhalde arkadaşlar. Şuranın bir arka tarafına götüreceğim sizi. Bir ayı yemezse, kurt çıkmazsa, daha böyle farklı bir iz görmezsem sizinle birlikte İlerliyoruz. Şu an kafa kameramı kapadım çünkü şarjı az kaldı. Onu aşağı inerken bisikletle güzel yerler vardı, çıkarken giremedim. Onları göstermek için saklıyorum size. Yola devam. Şöyle zirve gözüktü arkadaşlar. Ben telefonla sizi yaklaştırmaya çalışıyorum. Zirve burası. Bakın, sizce ne bu? Burada ne olabilir? Ufak bir ayı boku etrafında kazmış. Arkadaş buraya mıçmış. Bakın, şuradan ayak izleri şu şekilde devam ediyor ve yukarıya çıkıyor. Sizce beni yer mi arkadaşlar? Ben artık kakasını da görünce demek yakınlarda bir yerde bu arkadaş. Ayakkabılarım da arkadaşlar bu iş için uygun değil. At, ayaklarım da donmaya başladı. Çok ufak. Ben biraz yanılmışım mesafe konusunda. Oradan 2 kilometre falan değil, herhalde 5-6 kilometre. Çünkü ben bir 2-3 kilometredir yürüyorum. Ve daha var gibi duruyor. Bakalım, ya uygun bir yer bulup drone'u kaldıracağım ya tepeye kadar dayanacağım. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar bakın, bir ayak izi daha ve bu artık taze gibi. Yeni
açılmış. Arkadaş galiba türbeye çıktı. Karşımızda şöyle ayak izleri gidiyor ayının. Zaten şurası tepe. Ben artık şansımı daha çok zorlamayacağım. Çünkü buradan ne telefon çekiyor ne bir şey oluyor. Yani burada ayı beni bulsa herhalde yer. Filiz zaten şu an İstanbul'da. Buraya geldiğimi bilen de yok. Yani kaybolduğum anlaşılır belki 2-3 gün sonra. Hani bir Filiz biliyor buraya geldiğimi. O yüzden ben şimdi buradan bir drone'umu uçuracağım. Size geldiğim yolu göstereceğim. Çünkü bayağı da yol yürüdük. Ardından geri dönüş yoluna geçip bisikletimi alıp oradan da Akyazı'ya evime döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, drone'la yükselince gördüm. Şuradan artık 500-600 metre kalmış. Çıkmama kayıp olur. O yüzden drone'u da hemen indirdim aşağıya. Ayıydı galiba. Kapıyorum şimdi. Aşağıda görüşürüz biraz. Oh, bayağı koştum. Oradan uzaklaştık ya. Uzaklaştım bayağı. Oh. Yani burada ağaçta maymun olamayacağına göre ya çok büyük bir kar parçası düştü, öyle oynattı dalı. Ya da arkasında ayı vardı. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Artık herhalde o beni fark etti öbür yöne. Ben onu fark ettim bu yöne. Kaçtık. Neyse, sıçan arkadaşı bulmuş olduk böylelikle. Şimdi bisiklete doğru yürüyorum. Herhalde bir saat yürüyüş yolu var. Şimdi 1,5-2 saatte buraya geldim. Hadi dönüş daha kolay olacak. Ayı da herhalde drone sesinden uylandı, çıktı. Bilemiyorum. İyi ki tam vaktinde indirmişim. Yoksa drone'u falan orada bırakıp kaçardım herhalde. Geri de almaya gitmezdim diye düşünüyorum. Yazık olurdu drone'umuza. Arkadaşlar şuradan biraz göstermeye çalışayım. Şöyle yürüdük. Şu tepenin arkasına, şunun arkasına yürüdüm. Bayağı yorucuydu. Biraz korka korka geldim çünkü bisiklete kilit vesaire yoktu. Direkt gözükmeyecek bir yere bırakmıştım ama kimse de yok. Yani etraf bomboş. Yani bu zamanda buraya kim gelsin? Benim gibi deli gelsin. Arkadaşlar gerçekten korktum. Artık belli şeyleri yapacak yaşta değilim. Yolda gelirken onun muhakemesini yapıyordum. Yani Mia ve Filiz var. Yeni çocuk geliyor. Allah korusun ayı beni kovalamayı seçseydi. Yani ben oradan kaçamazdım ki ayıdan. Ah. Neyse, bu macerayı da böyle atlatmış olduk. Buradan tabii
Aşağı yukarı bir 30-35 kilometre eve dönüş yolu var. Valla çok da susadım. Şuradan su içilir mi, içilmez mi? Bizim evde musluktan su içiliyor. Şöyle. Bisikleti de buraya bırakmıştım arkadaşlar. Valla nasıl cesaret. Hani. Güzelliğe bakın ya, yol üstünde bir elimi yüzümü yıkayayım dedim, karşıma bu çıktı. Şu an bu bir havayı koklasanız var ya, alacağım sizi, olduğum yer şu an. Mükemmel bir doğa ya, gerçekten. Bu arada eve bir herhalde 10-15 kilometre kaldı, yola devam edelim. Evet arkadaşlar, Deniz Sakarya'da, ben de İstanbul'dayım. Doktor kontrolüne geleceğimi zaten bir önceki bölüm izleyen arkadaşlar biliyorlar, paylaşmıştık. Bir takım risklerden bahsetmişti Sakarya'daki doktorumuz. Şimdi de kendi doktorumuz, İstanbul'a geldim. Muayenemizi olduk, çok şükür. Duymak istediğimiz şeyleri duyduk. Risk oranında herhangi bir artış yok. Detaylı ultrasonumuzda da herhangi bir sıkıntı olmadığını öğrendik. Çok şükür. Dua eden, güzel dileklerini yollayan herkese de tekrar ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. Burada 22 artı 4 hafta gebeliğimiz var. Önce onu söyleyelim. Sonra detaylı ultrason ne demektir onu anlatalım. Detaylı ultrason bütün gebelerimize yaptığımız bebeğin baş, beyin, kalp gibi, gövde, kolon gibi organlarının inceleneceği bir ultrason. Bunun diğer isimleriyle duymuş olabilirsin. 3 boyut ultrason, 4 boyut ultrason, renkli ultrason, ileri düzey ultrason, detaylı ultrason, Doppler ultrason, hepsi bu işlemi tarif eden diğer eş anlamlı isimler. Hepsinin amacı bir ve tek, bebek iyi mi, sağlıklı mı bunu öğrenmeye çalışmak. Ancak bu işlemlerin hiçbirisi her zaman kesin %100 bilgi vermez. Her şeyi kesin %100 bilmemiz mümkün olmaz. Niye? Çünkü her hastalık ultrasonda bulgu vermeyebilir. Her hastalığın doğum öncesi döneminde bulgusu olmayabilir. Bazı hastalıklar sadece genetik testler ile tanısı bulunabilir. Örneğin Down sendromu gibi, Mongol bebek gibi hastalıklarda. İlk ikili test, üçlü test, dörtlü test, hatta ultrason aynı grupta tarama testleridir. Eğer kromozom belirteci veya şüpheli bulgu saptanırsa bunu doğrulamak için DNA testleri veya karından su alma işlemi yaptırılması önerilir. Biz şimdi bugün de bunu tamamlayacağız, bulgulara bakacağız. Sana bulgular
normal kabul edilebilir değerdeyse takip edebiliriz. Yüksek ve şüpheli çıkarsa DNA testleri yapılabilir diye hatırlatmada bulunacağız. Siz bu ay neler yaptınız? Valla işte tarla bağ bahçe. Bize paylaştıklarınızın, bizim görmediklerimiz neler var, her şeyi paylaştınız mı yani? Paylaştık ya büyük ölçüde. Her şey. Evet, buralarda uzak İstanbul'dan dönüşünü çektik. Senden yardım, böyle aldıklarına kadar çok güzel. Nazar kemik, şuraya bakıyoruz. Burası burun kemiği. Biraz saklanıyor buralarda. Kalp hareketlerini görüyoruz. Mesela yalnızlık verdiğince bunları görmeye çalışalım. Burası şöyle kalp. Şurası kalp kapakları. Şurası kalp kapakları. Şöyle merakın alabilirsin. Bak ağzı açık esneyen, gülen gibi. Aldım. Şu ana kadarki en anlaşılır resim. Bence gayet güzel değil mi? Sen anlayabildin mi? Şöyle bir göz bulun. Evet. Daha estetiğini gelirse burada burası. Gelecek muayeneyi bayram sonrası ve gelecek muayene gelecek ay için planlayalım. Ne zaman? Gelecek ay için mi olsun? Ne zaman? Siz sanki bir süre çağırmayacağım da. Doğru, uzaktasınız diye. Ne zaman gelmek istersen gel. Araya bir ay boşluk verebiliriz. Çünkü her şey yolunda. Ama şeker sonuçları bana ölç ve gönder. Tamam. 2 hafta, 3 hafta sonra ölç ve gönder. Var mı sorun? Yok, teşekkür ederim. O zaman çok size iyi eğlenceler, iyi tatiller veyahut da iyi bir yaşam dileyelim. Çok teşekkür ederim. Gelecek muayenede kaldığımız yerden şekersiz ve tatlısı olarak buluşalım. İnşallah. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Selam. Bu arada ben de biraz aslında hastaneyle alakalı detay paylaşmak istiyorum. Bir önceki videoda bahsetmiştik. Yaşımdan dolayı bir risk olduğu söylenmişti. Bu ikili üçlü tarama testleri yapılıyor bu testlerde. Doktorumuz riskin çok yüksek olmadığını ama tabii ki %100 bir şey söylenemeyeceğinden bahsetti. Tip durumlarda yani sağlıklı bir gebelik ilerlemiyorsa burada birazcık seçim aslında ailelere bırakılıyor. Bu gebelik sonlandırılabilir ya da devam ettirilebilir gibi bir seçenek aslında sunuluyor. Bu nedenle de tüm sorumluluğu yani devam ettirmek istiyorsanız tüm sorumluluğu aldığınıza dair bir takım işte kağıtlar, evraklar imzalıyorsunuz. Biz bunları Sakarya'da imzalamıştık. Neyse ki buradaki doktorumuz da riskin çok yüksek olmadığını, detay ultrasonda da işte bebeğin böbrek, kalp, beyin gelişimiyle alakalı, bu ense kalınlığıyla alakalı her şeyin normal şekilde olduğunu söyledi. Tabii ki bu %100 bir sonuç vermiyor ama yine de bizi rahatlatan bir gelişme oldu. Bu kesinlikle yaptırmak istediğim bir testti. Şükürler olsun ki duymak istediğim cevapları aldım. Dua eden, güzel dileklerini yollayan herkese tek tek teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir sonraki videolarda yine Filiz'de biraz bahçe işlerine gireceğiz. Gene biraz boya, badana işlerimiz var. Bahçede birkaç düzeltmek istediğimiz yer daha var. Çimlerimiz çok güzel çıktı. Ateş çukurunun etrafını artık istediğimiz şekle sokmamız gerekiyor. Belki o araya gene bir önceki videoda bahsetmiştik, bir çit yapacağız. Onunla ilgili çalışmalara başlayacağız arkadaşlar. Bahçe işleri için bir sonraki videomuzu bekleyin derim. İnanılmaz derecede yorgun haldeyim. Şimdi size bu videoyu editleyip yarın videoyu yetiştirmeye çalışacağım. Daha işim bitmiş sayılmaz. O yüzden arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.